Bütün yavru kurtlardan Erdem Bey güzel bir şekilde hayvan avlamalarını bekleyemezsiniz. Zira onların görevi güzel selamlar vermek ve büyüyünce izci olmayı amaçlamaktır. Yavru kurtlar büyüyünce kurt olmuyor mu Cenk Bey? Olmuyor Erdem Bey Allah maalesef. Allah. Ben de yeni bir teşkilat kurmak istiyorum Cenk Bey. Yavru Kuşlar Teşkilatı. Ne dersiniz? Ne yapacak bu yavru kuşlar Erdem Bey? Onlar da yavru kurtlara rakip olmayı temenni edecekler Yavru Cenk kurtlar Bey. onları yiyir. Yemez Cenk Bey. Yiyir yiyir. Çünkü kuşlar uçar. Tamam işte yavru sizin yavru kuşlarınız uçabilecek mi? Yavru Uçamaz mı? kurtlar şeylerinde okuma bayramlarında falan işte 5 para ver, 5 para ver, 5 para yoksa 10 para ver şeklinde şarkılar da söylerler. Sizin yavru kuşlar ne yapacak? Pır pır pır. Yavru Kafamın kuşlar böyle üzerinde ya, en azından bu uçucu kadar kuşlar gibi gereksiz uçmayın işler şarkısını mı söyleyecek? yapmayacaklar Cenk. Neyse bunu daha sonra tartışırız. Hep Sevgili... sonra tartış. Neden şimdi tartışmıyor? Neden izleyenlerimizin Ama önünde yayındayız Cenk Bey lütfen. Hayır Olmaz yani böyle kaçıyorsunuz şeyler. Tartışmadan İzleyicilerin kaçıyorsunuz. önünde tartışma. Kaç defa söyledim Cenk? Böyle şeyleri izleyicilerin önünde konuşma. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sinir tanımayan programınız Müebbet Muhabbet'te. Bendeniz Erdem Uygan alt yazılarda yazdığı gibi ve hemen sağ tarafımda gördüğünüz Ewing Petrol'ün önde gelen temsilcilerinden sevgili Cenk Durmazer'le birlikte programımız başlayacak. Ve kaç yıldır Ewing Petrol'de çalışıyorsunuz? 1976'dan beri. Hala Ewing Petrol diye bir şey var mı? Var. Siz orada ne iş yapıyorsunuz? Ben orada Erdem Bey çeşitli petrolleri alıyorum ve satıyorum. Al bu petrol senin, al biraz petrol de sana, biraz petrol sana, 3 petrol sana, 4 petrol bana şeklinde. Al sat işi yapıyorsunuz, başka biraz da bir iş yapmıyorsunuz. Biraz katakulli şeyim var ama kardeşim var bir tane, Bobby. Çok şekerdir, oyuncudur Bobby Van biraz Kenobi da. mi Cenk Hayır Bey? Erdem Bey, kendisini birazcık kazıklıyorum affedersiniz. Peki sevgili Suyal'ın ne yapıyor? Suyal'ın iyi, o da sağlığınıza duacı, selamlarını gönderdi Pamulay? Teksas'tan. O da iyidir, sağ olun. Anlıyorum. Bir de Seyis Ray vardı. Ben onu hep merak Evet, evet. etmişimdir. O da iyi mi? Hala hayatta mı? Seyis Ray de gayet iyi. Bayan Onun Eli. o müziğe başladı ve yakında onun bir konserine gideceğiz biz Seyis kameralarla Ray'in beraber. en büyük rakibinin Seyis Dadavruh olduğu söyleniyor. Bu doğru mu Cenk Bey? Diyet konusunda çok hassastır. Özellikle sol el diyetleri. Ne kadar Ömer Seyfettin bir dostumuzsunuz Cenk Sağ Bey. olun. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, bugün programımızda yine son derece önemli konuların yanı sıra öyle gereksiz havadan, sudan, entepüften konular da var. Çünkü gerekli konuların yanında bu tarz konular olmazsa sürekli gerekli konuları aklımızda tutacak zamanımız olmaz. O entepüften konuları dinlerken gerekli konularda bir nevi beynimize kazınır sevgili izleyiciler. Bilin ve çaltı deriz biz buna. Aynı zamanda sevgili izleyiciler, programımızdaki önemli konuların yanı sıra Erdem Bey'in de omzunda önemli bir gözlük var. Zira Erdem Bey şöyle düşündü, madem ki programımızda önemli konular var, neden benim omuzumda önemli bir gözlük olmasın. Bu o kadar da önemli bir gözlük değil. Bunu bir zaten bir gözlük olarak kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Sadece bir aksesuar. Fakat onun askısal kısmı mikrofonunuza hırşır biçiminde sürtüyor Erdem Bey. Onu söyleyeyim de. Cenk Bey o sesçinin görevi. Beni ilgilendirmez. Sesçi mi gelip onu oraya sürttürüyor? Tabii sesçi onun ayarını yapması lazım masadan. Bakayım Bakın bir saniye, şimdi atkı şeklinde bir deney yapacağım. Biz zom yeteneğimizi kullanırsak Erdem Bey'e doğru. Kullanamazlar Cenk Bey. Yok kullanırlar, öyle kullanırlar. Zom yeteneğimiz ha gayret. Biraz daha geriye doğru zom yeteneğimizi alalım. Geri geri geri. Tüm omuz görelim evet. Cenk Bey çok sapan ve gittiği yoldan ayrılan bir insansınız. Sapan kavramınızın böyle olması beni biraz üzdü. Zira hiçbir şekilde bu kafayla kuş avlayamazsınız Erdem Bey. Fakat siz bunu benim niyet aktığımı ve gerektiğini... Niyet. Rusça konuştunuz programımızda ilk defa. İyi bir ninjanın her tür şeyi silah olarak kullanabileceğini unutmuşsunuz maalesef. Gördüğünüz gibi Shrax aslında kırbanç adını verdiğimiz çeşitli. Ama kırbaç genelde hasım yakalandıktan sonra tutsak elinde ve daha sonra kırbaç yardımıyla i̇şte gereken hasım şeyler yakalanmış söylediniz. Zaten yeterince tutsak etmişim. Ben şu an şimdi oraya yakalandım oturmuşum mı? Cenk Bey. Bakın düşünme E'sini sanki katakulli sanki bir böyle bir otoban yanındaymışım gibi oldu. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün programımızın ilk bölümüne geçmeden önce ikinci bölümüne geçeceğiz. O muhteşem telefonumuzu isterseniz Cenk Bey'in o bülbül sesinden bir dinleyelim. Buyurun Cenk. Evet, bu telefon numaramızdan bizi arayan sevgili izleyicilerimiz yayına katılmaya hak kazanırlar. Belki. Belki. Söz vereyim. Evet. Söz... Bir de bu telefondan bizi sadece izleyenlerimiz değil, izleyenlerimizin bülbülleri, muhabbet kuşları, efendim kertenkeleleri de arayabilir. Peki izleyenlerimizin bu kalemunları? Onlar da arayabilir Erdem Bey. Niye aramasınlar ki? Kurbağaları. Tek sorun şu olur Erdem Bey. Kendileri telefonun yanına gittikleri zaman telefonun rengini alacakları için ben telefon muydum? Ben kendim ne oluyor falan diye ya bu kalemunu... Ya Aize yerine bu kalemunu mu kaldırırız Cenk Bey? Bu kalemunlar rengini aldıkları şeyin şeklini de alıyorlar mı Cenk Bey? Yani o şeklini alan şey su Erdem Bey.
Öyle mi? Dolayısıyla bu kalem bunlar sıvı olsaydı o zaman girdikleri kabın şeklini alabilirlerdi. Ama anladım. Nerede? Nerede onlarda o zeka? Sevgili izleyiciler, programımızın ilk bölümü tabii her zaman olduğu gibi canımızdan çok sevdiğimiz ve kendisine gereken değeri verdiğimizi düşündüğümüz Cenk Kerden Pazarlama. Cenk Kerden Pazarlama'da yine muazzam bir ürünle karşınızda olacağız. Zira yaz nedeniyle çoluk çocuk, bilen bilmeyen, yiyebilen yiyemeyen herkes bir dondurma sevdasıdır, tutturmuştur. Açıkçası dondurmadan nefret eden bir insan olarak dondurmasını yolda yiyip üzerine ve işte sevgili üstüne başına damlatan dostlarımızı da şeklinde kınarım açıkçası. Evet, zira özellikle bazı önemli dondurma mekanlarında Erdem Bey'i kuyruğu dağıtırken, çekilin dondurma yemek yok falan derken rahatlıkla görebilirsiniz özellikle hafta sonlarında. Çok teşekkür ederim Cenk Bey. Ne kadar sinirli ederim. Bir insan olduğumu herkese anlatmış oldunuz. Evet, part-time işinizi açıkladım Erdem Bey. Sağ olun. Bu bağlamda sevgili izleyiciler, Erdem Bey ve benim gibi dondurma yiyenlere sinir olan insanlar adına öncelikle bir vakıf kurduk. Hemen akabinde de madem dondurma yiyorlar bari kenarlarından akmasın kardeşim, akmasın şu dondurma diye de düşünerek ve bağırınaraktan özel Cenk Erden Pazarlama kornetini ürettik. Bu kornet hiçbir şekilde dondurma akıtmıyor. Çünkü sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, biliyorsunuz bir şeyin sıvıyı geçirmemesi için gerekli miktarda izale ya da şu anki Türkçemizde kullanılan şekliyle izole edilmesi lazım. Bu izolasyonu sağlayabilmek için de bir nevi sıvı geçirmeyen conta, sıvı conta adını verdiğimiz olayların kullanılması gerekiyor. Cenk Bey, gördüğünüz gibi bütün katakullileriniz boşa çıktı. Hiç bana mısın demediniz Erdem Bey. Cenk Bey, bu sıvı contamız bizim sevgili Cenk Erden Pazarlama kornetinle sıvı alakalı. Conta, evet, sıvı con. Sıvı con adını verdiğimiz sıvı conta. Ne kadar güzel kısaltmışız halbuki. Uzun konuşmayı sevme. Uzun konuşmayı sev, ben kısa konuşmayı seve. Hmm. Peki Cenk Bey, bu takım olarak mı satılıyor? Yani Cenk Erden Pazarlama özel kornetini alan yanında bu kornet için üretilmiş ve başka bir yerde bulunmayan özel Cenk Erden Pazarlama kornet sıvı contasını mı alıyor? Çeşitli bayilerimiz var. Bu bayilerimize gidenler istiyorlarsa ben dondurmamı kapta istiyorum. İstiyorlar ben dondurmamı leğende istiyorum ya da ben dondurmamı Cenk Erden Pazarlama'nın özel dondurma akıtmayan muhteşem kornetinde istiyorum şeklinde kelamlarla dondurmacılara gerekli direktifleri verdikten sonra bana biraz vanilyalı, yanında bir miktar karamelli ama sakın ha Santa Maria'yı unutmayın şeklinde yine farklı kelamlarla dondurmacıları ha sus be şeklinde sinirlendiriyorlar. Evet, ben kendimi bir dondurmacı böyle gibi hissettim Cenk Bey. Sanki ha sus be diye ben hissetmişim gibi geldi. Cenk Bey, bir de dondurmacılarda son dönemlerde son bir 20-30 yıldır bir kağıt helva arasına dondurma saçmalığında yani dondurmayı gibi. Affedersiniz nereye dolduracaklarını şaşırdılar Erdem Bey. Evet, şöyle bir kağıt helva alıyorlar Cenk Bey, arasında dondurma dolduruluyor ve daha sonra bu harç biçiminde kapatıldıktan sonra lüp bazında lüpletiliyor. Ama yemeyeceği zaman da save edip saklıyor değil mi Erdem Bey? Evet. Sonra yemek. Sonra bıraktığı yerden başlıyor. Dondurma erimesin değil. Evet. Burada nerede Cenk Bey? Burada. Burada sevgili conta izleyiciler, isterseniz 0212 284 248 miydi yoksa? 248. 248 0402'den birebir isteyebileceğiniz sıvı con malzememiz mevcut. Buna eğer ben çok iyi bunu kornetin etrafına döndürürüm derseniz bundan isteyebilir ve istediğiniz kadar kornette kullanabilirsiniz ya da bunların hazır olanları da var. Cenk Bey, bu Cenk Erdem özel kornetini de kısaltıp Cenk Erkor yapalım mı? Çok biraz iyice anlaşılmaz olmaz mı? Niye sıvı con ve Cenk Erkor? bu arada sıvı contamızın yarısından fazlasını tüketmiş olmanız da beni sevindirdi. Yiyor musunuz bunu Cenk Bey? Şimdi ben şöyle bir hata yaptım. Siz sakın bu hatayı yapmayın. Kornet alınca insan sıvı contayı içine dolduruyor ve şeklinde yemeye başlıyor. O zaman bu çok pahalı olan. Pardon, yeme şeklinizi bir daha gösterir misiniz Cenk Bey? Aa, çok kedi bir insansınız. Teşekkür ederim. Bu yüzden sıvı conum. Sıvı con almıştım. 6 ay yeter demiştiniz. Hemen bitti diye zırlanmayın. Bunu içine dökmüyorsunuz. Etrafına sadece dondurma akmasın diye koyacaksınız. Beni tepemin tasını attırmayın sevgili izleyiciler. Bu arada sevgili izleyiciler, hazır Cenk Bey'in tepesinin tasını attırmamışken ben de bir uyarıda bulunayım. Sakın ola kedilerinize, köpeğinize ya da çeşitli evcil veya yabanıl hayvanlarınıza Sıvcol ismini vermeyin. Aa, ne güzel isim, dur kedime Sıvcol ismini vereyim diye konuşup bu sefer de benim tepemin tasını attırmayın. Evet, zira geçenlerde biriniz köpeğine Cenk adını vermiş. Ben orada otururken Cenk Cenk diye onu çağırıp duruyordum. Bir daha görürsem affetmem. Cenk Bey, o fikri ben vermiştim kendisine. Teşekkür ederim Erdem Bey. Rica ederim.
Evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Reklam mı çekeceğiz? Telefonumuz mu var? Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Söylemeyin Erdem Bey. Söyleyemem. Cenk'le söylememi istemiyorum. Buyurun Bahar Hanım. Nasılsınız Cenk Bey? İyi, siz nasılsınız? Cenk Bey bana söyletmiyorsunuz, kendinize Allah söylüyorsunuz. Allah iyilik versin. Sağ olun siz efendim. Siz nasılsınız Erdem Bey? Bunu söyleyemem. Cenk Bey izin vermiyor ki. Bana sorar mısınız Erdem Bey nasıl diye? Nasıl Cenk Bey, Erdem Bey? Niye söyleyeyim bu hanımefendi? Ya gördünüz mü? Maruzatınız mevcut muydu? Efendim? Çok espriklisiniz. Esprikli değilim. Sert ve buna bağlı olarak vurdum duymaz ve biraz da bonkörüm hanımefendi. Belli oluyor. Sağ olun. Şey, ben bir şey diyecektim. Cenk ve Erdem kornetini nereden alabiliriz acaba? Efendim, Sıv John'la birlikte Cenk'er koru bütün dondurmacılardan. Diğerlerin de Sıv John'la bir Cenk'er kor, büt, buy, al, üp. Cenk, ben hepsini kısalttım, affedersiniz. O kadar saçma olmasın. Efendim, Cenk'er kor ve Sıv John'u yakında bütün dondurmacılardan isteyebilirsiniz. Yani dondurmacıya gittiğiniz zaman zaten bir müddet sonra, yaklaşık 1-2 hafta sonra size soracaklar. Normal kornet mi olsun yoksa Sıv John'u içtiğince Cenk'er kor mu istersiniz, evet, diye soracaklar. Zaten Cenk'er'den pazarlama görevlileri orada geziyor olacak. Herhangi bir şekilde yediği dondurmayı akıtan kişileri görürse elinize vurarak dondurmayı yere atacak ve size zorla bu bizim kornetimizden verecek ve 6 ay boyunca da dondurma yeme ehliyetinizi elinizden alacaklar. Cenk Bey çok özgeçmiş bir insansınız. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bunu İyi sormak akşamlar. İçin mi aramıştınız hanımefendi? Evet, onun Sağ için aramıştım. Peki, iyi akşamlar, İyi akşamlar efendim. Sağ İyi olun. Akşamlar. En azından bölümümüzle ilgili bir soru sordu. Bravo, kendisine general rütbesi veriyorum Erdem Bey. Cenk Bey, bu general rütbesini öyle olur olmaz yerlerde. Yüzbaşı? Olmaz. Onbaşı? Olmaz. Çavuş. Er. Çavuş. 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 Kısaca Çavuş. Evet. Çavuş Bahar. Sevgili izleyiciler, Cenk Bey bununla ilgili reklam çekmemize gerek var mı yoksa... Hayır, ben sadece uygulanımını göstereceğim. Uygulanımı. Şimdi efendim 2 adet Cenk'er kor alıyoruz. 2 adet değil, 1 bunları... tane. 2 tane değil, 1 tane yeterli. Sadece bu Cenk'er kor olmayanın ne kadar... Şşş. O yere düşmüşlerden bir. Öyle mi? Ben de diyorum bu lezzet nereden geliyor? Ben de diyorum bunun kapağını ne zaman açtık? Şimdi bunu döndürüyorum. Evet. Evet, Cenk Bey siz şey yapın, ben anlatayım. Şimdi daha anlatıyorum herhalde. Evet. Şu bu şekilde zoom yeteneğini alalım Cenk Bey'e kameramızın. 2 saniye içerisinde olursa bu. Ya da tamam 6 dakika sonra alalım. Cenk Bey tatilden döndünüz mü? Evet. Gördüğünüz gibi Cenk'er korun üzerine Sıv John'u aynen şekilde Cenk Bey'in gösterdiği gibi... kenarlarından çok dikkatli bir şekilde, yalnız çok, yani böyle laletten değil, çok dikkatli bir şekilde sürüyoruz ve daha sonra üzerine löpçük diye dondurmamızı oturtuyoruz. Sevgili dondurmamız buradan akmaya başlasa bile sevgili izleyiciler, evet. Sıv John onun akmasını engelleyecektir. Benim diyen dondurma buradan sızamaz sevgili izleyiciler. Sıv John aynı zamanda eğer pencerelerinizde, pervazlarınızda uygularsanız... Çok pervasız bir insansınız Cenk Bey. İçeriye dondurma girmesini de önleyecektir. Biliyorsunuz özellikle yaz mevsiminde... dakika geçmez ki pencereden içeriye bir dondurma girmesin. Evet, bu şekilde Sıv John'u ister bu şekilde isterseniz... Cenk Bey rezalet bir insansınız. Niye, güzel Erdem Bey, biraz almaz mısınız? Teşekkür ederim ben abi. Sıv John vücuda zararlı değil mi Cenk Bey? Değil Erdem Bey, yalnız biraz mideyi yakıyor şu an. Evet, gerçekten de çok ilginç bir ürün. Aynı zamanda dilerseniz etrafta su dolu bir bardak varsa Sıv John'lu kornetinizi oraya koyarak güzel bir görüntü de sağlayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Cenk Bey, çok görüntü meraklısı bir dostumuz oldunuz, çıktınız başınıza. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar, Sıv John ve Cenk'er Kor'u artık ısrarla isteyeceğiniz, hatta bunu vermeyen sevgili dondurmacıları vermeyen oğullarından diye addedeceğinizi biliyoruz. Hepinize Sıv John'lu ve Cenk'er Kor'lu güzel bir yaz geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, programımızın yine önemli bölümlerinden bir tanesinde sizlerle birlikteyiz. Zira bu bölümümüz biliyorsunuz Ustalara Saygı Kuşağı adını taşıyor ve Ustalara Saygı Kuşağımızın bugünkü konuğu, daha doğrusu Cenk Bey ile birlikte bugün anacağımız o tarihten günümüze efsaneleşmiş olarak ismini taşıyabilmiş olan ustamız, pideci İbiş Usta.
Cenk Bey, siz İbiş Usta konusunda yine son derece önemli çalışmalar yaptınız. Evet. Önemli yiyimler de gerçekleştirdim yani. Mevcut bütün pide şeylerini denedim ve onun lezzetini bulmaya çalıştınız. Öncelikle pideci İbiş Usta'nın yaşadığı tarihleri alabilir miyiz Cenk Bey? Kendisi 1926-1827 yılları arasında yine yaşamış. Yine geriye doğru yaşayan bir arkadaşımız. Bir arkadaşımızdı. Yani ben diyeyim 6 metre, siz deyin 18 metre, nasıl da bilmiyorsunuz yani sallıyorsunuz anlamında söylüyorum. Gerçek boyu ne kadardı Cenk Bey? Gerçek boyu yani 2 metre, 2,5 metre vardı. Yani yine devasa bir dostumuz. Devasa bir dostumuz. Efsanevi dostlarımız böyle devasa cüsseye sahip oluyor. Ve bu 2,5 metresinin yanı sıra bir de kolları vardı. 1,5 metre. Kürek kullanmazdı kendisi. Fırına daldırdığı gibi pideyi çıkartır bakardı. Tekrar içeriye koyardı. O İbiş Usta'nın... Ve eli de yani şu kadar bir eli vardı. Fazla ateş varsa onları pış pış çıp 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 eliyle söylüyor. Eldivenle tabii, değil mi? Eldiven kullanmazdı. Öyle mi? Tabii. Çünkü o yıl yani çocukluğunda başlamıştı. Bir 20 santim kalınlığında da derisi vardır o zaman o adamcağızın. Tabii ki. Helal olsun. Demek ki Cenk Bey o lezzet belki de onun o efsaneleştirdiği pide lezzeti onun böyle eliyle veya vücudunu katarak işin içerisine beden diliyle yaptığı şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Aynı zamanda pideye sevgisini katardı. Yani biz şöyle derdik, kaşarlı, pastırmalı, çift yumurtalı ve sevgili bir pide gönder bize derdik. İki pideyi birbirine erimiş kaşarla yapıştırabilme özelliğine sahip bir arkadaşımızmış ki bunu şimdiye kadar hiç kimse hala bile başaramıyor. Teknolojinin ilerlemiş olmasına rağmen. Ve kavurmayı, tek bir kavurma parçasını bir böyle kangal sucukla tutabilirdi. Böyle. Yapmayın. O ne güç, o ne cüret. Kendisini anmaya ve konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler ama bir telefonumuz varmış önce. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Berkan Bey, sizi duyuyoruz efendim. Buyurun. Ben ama sizi duyamıyorum ya. O sizin sorununuz efendim. O zaman bir saniye. Zaten bütün bu sorunlar da bunlardan kaynaklanmıyor mu Erdem Bey? Yani evet, bir kişi onu duyabilirken diğer bir kişi öbürünü duyamıyor. Nerede, ne zaman, nasıl iletişeceğiz o zaman? Birbirlerini duyamadıkları için kim bilir neler meydana geliyor değil mi Cenk Bey? Berkan Bey, şimdi duyuyor musunuz? Şimdi biraz daha duyabiliyorum herhalde. Ya da artık duyuyor musunuz diyeyim. Buyurun efendim. Bir saniye, bir saniye. Tamam, siz bence Erdem Bey ahizenin konuşacak kısmını kulağına, dinleyecek kısmını ağzına doğru yönelttiği için. Buyurun efendim. Ha, şimdi öyle yapınca duydum. Buyurun. Sersece böyle duydum. Yapınca mı? Evet. Tamam, evet. Ben böyle durayım o zaman. Ben son konuştuğunuz pideci neydi? Pişmiş usta mıydı? İbiş usta efendim, lütfen saygılı olalım. Ustalara saygı kuşağında ustalara saygısızlık ustalara getirmeyiz. Ustalara saygı efendim. Kuşağındayız lütfen efendim. İbiş ustamıza doğru saygı mi? Duyalım. Çünkü şu an yediğiniz bütün o kapalı açık Samsun pideleri vesaireler İbiş ustamızın bulduğu yemekler, ona göre. Zaten az önce ben kıymalı yumurtalı pide yedim. İbiş usta tribute pidesiydi. O kadarını bilemem ama o yediğiniz pideyi gerçekten ona borçluyum. İbiş usta tribute pidesi, hangi usta yapmıştı onu? Onu İbiş ustanın... Üçüncü kuşaktan şey, ne denir o? Kalfası. Hep üçüncü böyle, kuşaktan kalfası. Bizim altta. Hep böyle şeyler çıkaracak. Efsanelerin peşinden gitmeye çalışan, onun ismini kullanmaya çalışanlar hep çıkmıştır. Evet, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Maruzatınız nedir? Benim yine kusura bakmayın ama ilk bölümle ilgili bir maruzatım vardı. Buyurun. Şimdi sizin az önce yaptığınız sıvcon. Sıvcon. Ve? Dondurma akıtmaz kornet diyelim. Evet. Cenk Erkon. Şimdi siz onu kornetler için yapmışsınız sadece ama ben kornet yemeyi sevmem. Daha gelenekçi bir insanım. Korniş mi yiyorsunuz beyefendi? Bizim külahlarımız vardır. Ben duyamıyorum yine sizi. Neyiniz vardır efendim? Bir de külah. Külah. Evet. Onlarda da kullanabiliyor muyuz acaba bunları? Külah yoksa... derken kağıt külahlardan mı bahsediyorsunuz beyefendi? Yani dondurma kağıt külaha konabilir fakat orada yenmez. Yok, normal dondurma külahı ama kornet olmayan. Onda da kullanabilirsiniz ama kornet varken niye siz diğer külahlara bakıyorsunuz? Sonuçta dondurmanın akmasını ve girmesini, sızmasını istemediğiniz her yerde, yani siz isterseniz bunu fax cihazının kağıt koyduğunuz bölümünde de kullanabilirsiniz. Eğer dondurma oraya akma tehlikesi varsa. Bir de bu kornetlerin altı var böyle, yani sivri ucu. Evet. Orası da bazen geniş bırakıyorlar ve oradan da dondurma sızma yapabiliyor. Bunu oraya da sürebilirsiniz. Tabii her yerde, yani oraya da sürebilirsiniz, başka yerlere de koyabilirsiniz. Zaten piyasada Cenk'ten pazarlamanın daha önceden çıkardığı bir kornet türü de var. Zira bu kornetlerin sivri ucu, özellikle pis veletler bu dondurmayı yerken gözlerine falan saplayabiliyorlar. O yüzden biz onun altını düzleştirdik, ondan görmüşsünüzdür. Şu şekilde geliyor, altı dümdüz. Onu da Cenk'ten pazarlama geliştirdi. Evet, onu da görmüştüm programımızda. Bir de siz bu kornet için yapmışsınız ama... Taktınız kornete. Ben dondurma veya kornet için değil, benim...
Çoğu insan karşımda dondurma yerken, dondurmalar akıyor ama o dondurma akarken benim ağzımın suyu akıyor. Bunu o halde sevgili sıvıcığını hemen buraya sürebilirsiniz. Yapalım. Ama yine de tükürüğü geçirir, dondurmayı geçirmez. Geçirir yani. O konuda ha, dondurma pek yardımcı olmaz. O zaman bir de böyle bir... Değil, ürün efendim olabilir. Değil. Değil. Çok teşekkür ederiz Berkan Bey. İyi akşamlar. Ben sağ olun. İyi akşamlar efendim. Evet, Cenk Bey, bu İbiş Usta ile ilgili konumuza isterseniz geri dönmek istiyorum. Bu sevgili pidelere ne katıyordu da o pide bugün bile alamadığımız tadı alıyordu? Özel bir çeşnesi, kendi ürettiği bir çeşnesi ya da bir ne bileyim kıyma yapar, kıymalı pide yaparken hayvanın başka bir bölgesinden bir kıyma mı katıyordu oraya? Neydi sırrı? Şimdi zaten et seçimlerinde falan çok hassastı kendisi. Etleri gider, kendisi seçerdi. Özellikle antrikot kısmından alırdı. Kuşbaşılar için de kuzu budu kullanırdı. Ama özel olarak ne katardı derseniz birazcık tentür diyot koyardı. Hmm. O yüzden de tabii biraz pahalıydı değil mi? O dönemde bile kendisi... Tabii o dönemde tentür diyot karneyle veriliyordu Erdem Bey. Hayır. İbiş Usta'nın yaptığı pideler son derece pahalı. Yani kendisi biraz emeğinin hakkını almayı bilen bir dostumuzdu zannederim. Emeğinin hakkını almayı bilirdi. Aynı zamanda başkalarının emeğinin hakkını vermeyi de bilirdi. Yani, helal olsun. Emek verenlerden aldığı hakkı emek alanlara verirdi falan gibi. Yani Robin Hood gibi bir adamdı böyle. Bir de bu sevgili fırın kesinlikle elektrikli fırın kullanmamış. Asla. Galiba. Odun fırınında şey yapmış ve evet. Bu odunları nasıl şey yapıyordu? Fırını nasıl besliyordu? Şimdi öncelikle şuna bakın odun fırını. Adam odundan yapılmış bir fırını yakmadan içerisinde pideyi pişiriyor. Bu nasıl bir ustalık ister? Bunu ruhulünüzde canlandırabiliyor musunuz? Canlandıramıyorum ama o fırın bilmeyenler gidip görebilir. İbiş Usta ile ilgili bir müzede hala sergileniyor. İbiş Usta fırın anıtı. Evet. Hala heykeli falan var. Keşan'dadır. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurun Arda Bey. Ben bir şey söyleyecektim da İbiş Usta ile ilgili. Evet. Buyurun. Bayileri çıkıyor bunun. Neden acaba? Şimdi şöyle yıllar önce ilk kalfası ona ustam şöyle bayilikler açsak ne dersin bu işe diye sorduğunda Kallavi İbiş Usta şöyle demiş. Bırak çıksınlar, bırak başkaları yapsın demiş ve kendisi kendi bayiliğini kurmayı reddetmiş. Dolayısıyla ünlü pideci İbiş Usta gibi bir yer görürseniz bilin ki o esas İbiş Usta'dan bağımsızdır. Zira geçen hafta yine ustalara saygı kuşağında andığımız karbüratörcü Remzi Ustamız da aynı şekilde benzer bir davranış sergilemiş sağlığında. Demek ki efsane olmanın verdiği bir takım özellikler var. Başka türlü o isim yüzyıllar boyunca yaşamıyor. Ama zaten adam yaşarken kimse ona gidip sen bir efsanesin biliyor musun dese adamın kafası karışıyor. Yaşıyor muyum, öldüm mü, efsane miyim? Tabii o zaten o, işini yapmaya odaklanmış. Tabii ki. Başka da hiçbir şeye tamam etmiyor. İş başarıyı, başarı da efsaneleşmeye getirir. Haklısınız. Başka sorunuz var mı Arda Bey? Bir şey daha söyleyecektim. Peki niye ölmüşlere, ustalara saygı diyoruz da şu anda yaşayan? Mesela bizim köşede lahmacuncu İbrahim Usta var. Şimdi efendim efsaneler biliyorsunuz illa ölmek ya da yaşamak durumunda değil. Hayatında efsane olma özelliğine sahipse bir insan ne kadar mutlu. Ama bu zor bir şey, az bulunan evet. Bir şey. Eğer sizin çevrenizde böyle efsaneleşmiş gerçekten şu an ekranlardan evet. Söylediğimizde bütün Türkiye'nin dünyanın tanıdığı bir isim varsa mutlaka onu da tanıtacağız burada, bu, anlayacağız. Ne demiştiniz? Lahmacuncu İbrahim Usta mı? Evet. Eğer kendisi yaşarken efsane olmak istiyorsa ve ustalara saygı kuşağımızda yer almak istiyorsa 3 yıl boyunca Erdem Bey'in ve benim lahmacun ihtiyacımızı karşılasın. Kendisi hemen ustalara saygı kuşağımıza girer. Tabii ki ne demek. Konuşurum onunla. Öyle yapar. Evet, tebrik ediyoruz efendim güzel sorularınız için ve iyi akşamlar diliyoruz size. Eyvallah. İyi akşamlar. Cenk Bey, İbiş Usta'yı bize biraz daha o iş dışındaki hayatıyla, ev hayatıyla tanıtır mısınız? Yalnız bir insan mıydı, ailesi var mıydı, ne yer ne içerdi, kendi yaptığını yer miydi mesela? Kendisi tek başına yaşardı. O zamanki küçük o fırıncı dükkanının üzerinde üst katında minik bir çatı vardı. Orada yaşardı kendisi ve devamlı oradan bir delik açtırmıştı direkt o fırına. Oradan böyle devamlı bakardı pideler pişti mi pişmedi mi ne oldu falan. 24 diye. Saat çalışmayı seven, uykuya saat. Az yer veren. Evet, evet. Tam bir çalışmak. Tek eğlencesi o uzun kollarıyla etraftan geçene şöyle bir çat diye vurup tekrar geri çekmek olurdu.
Zaten bu da bu tarz tuhaf davranışlarda böyle kendini aşmış insanlardan beklenen tabii dehaya şey. Dalalet, evet. Dehası onu bu davranışlara itmiş. Sanırım onun hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Çünkü gönül isterdi ki onun devrinde yaşayıp o güzel pidelerinden yiyebilseydik. Ama o lezzeti burada anlatabilmemiz için Türkçemiz yetmeyeceğine göre kendisini saygıyla anmaktan başka çare kalmıyor bize. İsterseniz gelin bir 12 saniyelik saygı duruşunda bulunalım. Tamam. Sevgili izleyiciler, siz de bundan sonra pide yerken nasıl bir pide yerseniz yiyin, İbiş Usta'yı mutlaka saygıyla anın sevgili izleyiciler. Sevgili izciler ve değerli yavru kurtlar, Cenk Bey'in tuttuğu ritim esnasında ve eşliğinde... Erdem Bey, çabuk olun, tutamıyorum. Siz de yardımcı olun. Tutun ritminizi Cenk Bey, daha var. Sevgili ilmi ve irfani bölümümüze hoş geldiniz. Zira bu bölümde yine ilim ve irfan yuvalarından fırladı sevgili izleyiciler. Tutamadık kendilerini. Cenk Bey, siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Erdem Bey. Nereden geliyorsunuz? Ben Adapazarı'ndan geliyorum. Çok ilginç bir insansınız. Sağ olun. Bugün konumuz nedir Cenk Bey? Bugün konumuz toplumsal bir hastalık olan bronşit hastalığı. Bronşit. Evet. Evet, gerçekten de son günlerde özellikle tatile giden dostlarımızda gördüğümüz bir hastalık bu bronşit hastalığı. Bu şu an hastalıklı bir dostumuz var. İsterseniz onu da bir ara gösterebiliriz. Ne halde olduğunu, yani ibret olması açısından. Hastalıklı dostumuz derken yani bence o hastalıklı falan değil Cenk Bey. O bronşit de değil. Bronşit'i kapmış kendisi. Yok, değil. Kapmamış mı? Hayır. Ayarsız bir solaryum Cenk Bey onunki. Neyse. Sevgili izleyiciler, bugün burada bu yaz mevsiminde denize gittikten sonra orada güneşin altında ne kadar kalınmalı? Kalınmamalı mı? Kalınmalı mı? Yoksa kalınmalı mı? Kalınmamalı mı? Yoksa incelmeli mi? Falan gibi pek çok konudan bahsedeceğiz ve bu konulardan bahsederken bir takım iyisinden kötüsünden espriler de katmaya çalışacağız. Buyurun Cenk Bey. Evet, özellikle deminki kalın ince olayı çok gülmekten. Evet. Şimdi Erdem Bey, şöyle bir durum var. Sevgili izleyiciler, tabii size de söyleyeyim. Erdem Bey, siz anlayın. Güneş çıktığı zaman insanda bir şekilde, özellikle plaja ya da denizin kenarına gitmiş olan insanlarda, aa güneş, dur ben şunun altında yatayım da bakayım ne oluyor şeklinde bir merak uyanır. Bu ilk merak 1300'lü yıllara dayanır ve ilk etapta... Bu fırlatınca geri gelen meraklardan mı Cenk? Bu merak değil Erdem Bey. 1300'lü yıllarda ilk olarak Lidyalılar bronzlaşmayı bulmuşlardır. Kendileri bu şekilde malak modu tabir ettiğimiz şekilde güneşin altında yatarak ten renklerinin değiştiğini fark etmişler ve bir yandan sevinirken diğer yandan da üzülmüşlerdir. Hangi yandan üzülmüşler Cenk Bey? Güneşte kalan yanlarından üzülmüşler, diğer acımayan yanlarından sevinmişlerdir. Allah Allah. Konumuz çok ayrıntılı, devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Bunu söyleyeyim mi hanımefendi? Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim, biz iyiyiz. Bizi duyamıyor. Ben de çok iyiyim. Sizi çok eskiden beri seyrediyorum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. 1600'lü yıllardan beri mi hanımefendi? Yok, 1500'lü sanırım. Satel vardı bir zamanlar, hatırlıyor musun? Yok, hatırlayamıyoruz. Hayır, nasıl oldu? Anımsayamadım. Aklımızdan herhalde çıkmış. Acaba birazcık bunadınız mı diye düşünüyorum. Yani bir zamanlar oralarda meşhur olmuştunuz yani ama... Neyse. Evet, neyse. Bence de neyse hanımefendi. Konularınız gerçekten çok güzel. Benim de ilgi alanıma giriyor özellikle bronzlaşmak. Evet. Bu konuyu birazcık daha açarsanız sizi zevkle dinleyeceğinden emin olabilirsiniz. Artık bu kadar yeter diyorum. Çok fazla hani uzaklardan da arıyorum da çok fazla evet, konuşmak da istemiyorum biliyorsunuz. Keşke sizin... konumuz bitince arasaydınız hanımefendi, o zaman bu konuyu biraz daha açar mısınız demenize gerek kalmazdı. Çünkü daha konunun başındayız. Ama o zaman olabilir, da diyecek bir şey olmaz. Olabilir. Yani şimdi doğru, beni çok yormayın. Şimdi benim sesim ta Kıbrıslardan oralara gelirken çok yoruluyor biliyor musunuz? Yani bir şey olmaz efendim, bir şey olmaz. Çok teşekkür ederiz Bade Hanım. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Cenk Bey... bronzlaşmayla ilgili mi bu bronşit hastalığı? Çünkü benim tabii bildiğim bronşit üst solunum yollarındaki bir rahatsızlık. Yani geliyor bu şekilde karşımıza kadavra derisine dönmüş bir renkte deriyle çıkanlara aa bronşit olmuşsun şeklinde bir kelamı rahatça edebiliriz Erdem Bey. Yani caizdir diyorsun caizdir bu kelamı etmeniz. Zira bu kişi bu hastalıktan önce bir şekilde, çünkü bunun ilk evreleri vardır. İlk evresi ıstakozlaşma evresi adını verdiğimiz pes pembe garip bir renge bürünme ve bunun akabinde soyulma aşaması başlar. Daha sonra kişi falan diye geceleri sayıklamaya başlar, ateşi çıkar. Bunlar ilk evreleridir. Sıtma belirtileri gösterir. Daha sonra bronzlaşma evresi gelir ki bunun geçme süresi de bir ayı bulabilir.
Cenk Bey, aslında benim bildiğim kadarıyla özellikle olimpiyatlarda bronz üçüncüye verilen bir şeydir. Yani bunun güneş tarafından bize neden üçüncülük veriliyor, Allah kahretmesin. Şimdi size iyi akşamlar, teşekkürler derdim ama telefonda değilsiniz. Ama yani. Sevgili izleyicilerimize söyledik iyisinden kötüsünden, evet, diye. Şimdi bu bronz çit hastalığına yakalanmış dostlarımız için iyileştirici anlamda solaryumlarımız var. burada gelip düzenli olarak beyazlatıyor mu Cenk? Gelirlerse kendilerini beyazlatabiliyor. Ne yapıyor? Ay tedavisi mi yapıyor? Ay ışığı? Yok, direkt floresan koyuyoruz. Bu şekilde hem eğer daha önceden bir solaryum bağımlılığı varsa bu floresanın karşısında saatlerce durup bize diyor ki aa nasıl oldu? Bizde süper oldu, süper falan deyip kendisini gönderiyoruz. Avutuyoruz diyor. Evet. Peki çok fazla yanan dostlarımızın bu yanmış yerlerine yoğurt sürerler. O siyahlığı beyazlığa çevirmek maksadıyla bir sürüm müdür bu Cenk Bey? Renk değişimini amaçlayan bir sürüm. Hayır, yoğurdun soğuk olduğu varsayıldığından kelli ve bir nebze doku tazeleyici olan. Yani soğuk olan bir marul da koysak aynı işi görür mü? Tabii ki görebilir ama tam olarak dokunun üzerine süremeyiz. O yüzden marulu iyice ezip krem haline getirmemiz gerekebilir. Marul kremi diyorsunuz. Gerçekten... Lalettay hareketlerinizle beni sinirlendirmeye meylettiniz Cenk Bey. Teşekkür ederim. Peki bu bronz çit hastalığı sadece yazın ve güneş altında mı görülüyor yoksa... Kışın görülenleri en tehlikeli olanları. Zira bu kişi bu sefer de kar dolu bir tepeye gidip orada güneş altında durmuştur ki bunlarda şöyle belirli şeyler vardır. Şuraları bembeyaz olur Erdem Bey. Ve ay buralarım bembeyaz oldu derken de elleri buraya yapışır değil mi Cenk Bey? Evet. Öyle kalırlar. Evet. Zira gözlerinin bronzlaşmasını engellemek için bir koruyucu Peki, gözlük takarlar. Peki bronz çit hastalığını engelleyebilmek için denize de gidecek bu insan tabii. Tatil evet. En doğal hakkı. Evet. Ne yapması lazım? Güneşten nasıl korunacak? Yani güneşten korunmak için orada gölge yerler vardır Erdem Bey. Yani orada oturması yeterli. Güneşten korunmak için gölge yeter şart mı Cenk Bey? Tabii ki. Başka da bir şeye gerek yok. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Gölge ve birazcık şundan lazım. Yani zira orada yatıp eline ne geçecek? Ne olacak yani? Doğru. Üstelik de çıkıp birileri televizyonda dalga geçecek falan yani. Haklısınız. Bir de Cenk Bey, bu derimize sürdüğümüz, daha doğrusu böyle bronzlaşmaya meraklı dostlarımızın derilerine sürdüğü bir takım sütler, kremler, evet, efendime söyleyeyim. Yani daha çok renginin beyaz olmasına özen gösterilmiş ama bence hiçbir alta yaramayan bir takım kimyasallar var Cenk Bey. Bunlar gerçekten de önleyici şeyler var. Çünkü bunların ultraviyole ışınlarını emdiği söyleniyor ama bunlar vücudumuzdan bir şey emebilir ancak. Güneşe sürsek belki onun ultraviyolesini emer ama. Güneş koruyucuyla sıvanmaz Erdem Bey, önce onu söyleyeyim. Evet, buyurun. Ama bu bahsettiğimiz, eğer güneş koruyor, yani koruyucu faktörü güçlü kremlerden sürerse bu gerçekten güneşe öner. Çünkü güneş ışınları falan diye bütün vücudu tarayarak lazer taraması yapar geçer ve daha sonra oradaki kremsel bölgeleri pas geçer ve direkt deriye nüfuz ederek orayı, oradaki dokuları, pigment adını verdiğimiz şeyleri iyice abartarak vücudumuzun gereksiz yere renk salgılamasına sebebiyet verir. Vücudumuz o, renk mi salgılıyor Cenk Bey? Pigmentler bazında tabii ki Erdem Bey. Dolayısıyla kısa boylu pigment başka yere evet buyurun. Vücudumuz başka yere harcayacağı enerjiyi gidip pigment salgılamaya. Yani pigment salgılamamız isteseydi beynimize derdik ki beyin sen öyle bir sinyal gönder ki pigment salgılayalım bol bol falan diye. Pigmentimizi de salgılayacağımız bir pigment bezimiz olurdu değil mi? Haklısınız. Böyle bir şey olmadığına göre. Cenk Bey, bir de bu sevgili deri yandıktan sonra, yani bronz şit hastalığı geçmeye yüz tuttuğundan sonra sevgili bir arkadaşımızın arkamıza geçip ensemizden cart diye çekmesi sonucu tamamen ortadan kalkıyor. Evet. Neden bu deri değişimi oluyor? Şimdi burada tabii şuna da değinmek lazım. Bu deri soyulumuna girdiği zaman ben soyayım mı? Ben soyayım diyen bir takım psikopat dostlarımız ortaya çıkıyor. Bunlara karşı da dikkatli olmamız lazım, önce onu da söyleyeyim. Zira fazla o derilerden fazla soyarsa daha tam olarak soyulmaya hazır olmayan deriyi de soyar ki bu durumda içeriden etlerimiz ve kemiklerimiz gözükür. Derin soymamak lazım. Bunu ehli ellerde deri soymayı bilen deri soyuculara gidersek ya da bu soyduğumuz derileri de lütfen Türk Hava Yolları'na bağışlayalım. Gerçekten de çok tutumlu bir insansınız. Sağ olun, bu sayede uçak bileti aldığımız zaman gerçek insan derisinden olur. Haklısınız. Evet. Sevgili izleyiciler, sanırım bronz çitle ilgili söyleyecek başka bir şey kalmadı değil mi Cenk Bey? Yok, eğer bir örnek göstermek istiyorsanız çağırayım, örneği gelsin. Çağırın ama geleceğini zannetmiyorum. Tırsar diyorsunuz. Bence tırsar. Çağırın, örneği gelsin. Örnek, gel buraya. Numune. Numune. Nini. Kız numune. Zanmıyorum Cenk Bey geleceğini. Çok zanlısınız. İsterseniz numuneden kendisi gelmiyorsa bir şarkıya geçmesini rica edelim. O gün
Bütün Pencap Ovası mis gibi kokuyordu. Herkesin, bütün Pencaplı yeşil panterlerimizin ağzının suyunu akıtan mis gibi yemek kokuları Pencap Ovası'nda oradan oraya meltem rüzgarıyla dolanıyorlardı. Pencaplı yeşil panterler artık Pencap Ovalarındaki o yemyeşil otları yemekten sıkılmışlardı. Zira bilge bir dedeleri, yahu biz otobur değiliz ki, etaburuz be diye garip bir cümle kurmuştu. Zira etabur diye bir şey yoktu, etobur olabilirdi. Ama Pencaplı yeşil panterler bilge dedenin ne demek istediğini anlamışlardı. Ve o yüzden de güzelce et pişiriyorlardı. Et yanında garnitürsüz olur muydu? Olmadı. Olur mu? Olma. Olur. O olmadı. Olma. Olma demişti bilge Pencaplı yeşil panter dede. Dolayısıyla herkes bir hamaratlık, bir efendim mutfak sevdası dalmışlardı mutfağa. En güzel garnitürü ben yapacağım diye birbirleriyle yarış eder olmuşlardı sevgili Pencaplı yeşil panterlerimiz. Yemeklerden önce soğuk olarak, özellikle yaz günlerinde ne kadar güzel yenecek bak bu yaptıklarımız diye birbirlerine caka satmaya çalışıyorlardı. Pek çok aşçı Pencaplı yeşil panter birleşmiş, yaz mevsiminde yenebilecek muhteşem bir ürün ortaya koymaya başlamışlardı. Pencap Ovalarının gizli bir bölgesinde dev bir oyuğun içerisinde yapılan bu yemek bütün Pencaplı yeşil panterlerden gizli tutuluyordu. Bu sırada da Pencap kasabasında sevgili panterlerimiz kendi aralarında konuşuyorlardı. Ne kadar güzel olacak bu yemek, ne güzel yiyeceğiz falan hem de pişmeken şeklinde. Ama bir tanesi hayır diyordu. Ben ot yiyeceğim. Sen ot gelmişsin, ot gideceksin diye kendisine karşı çıkan arkadaşlarına protestoyu sürdürüyor. Ben sizin et yemeklerinizi de, sizin et yemeklerinizden önceki garnitürlerinizi de ve o sürpriz diye hazırlanan ve mis gibi kokuların geldiğini iddia ettiğiniz o dev oyuğun içerisine göl bazında yaptığınız o sürpriz yemeği de yemeyeceğim. Ve şimdiye kadar atalarım nasıl yaşadıysa ben de Pencap Ovalarında böyle yaşayacağım diyerek inatla koşmaya başlamıştı Pencaplı yeşil panterimiz. Bir yandan da evet belki ben ot geldim, ot gideceğim ama siz de et gelmişsiniz, ağırlığınızca et gideceksiniz, Allah kahretmesin diye de bağırıyordu. Saatte 2017 kilometre hızla başladığı koşusuna 4218 ve 7026 kilometre hızlarla devam etti. Tabii hızları bunlarla sabit kalmadı. 7126'dan sonra onu 9852 takip etti. Hemen ardından 13417'nin gelmesi fazla vakit almayacaktı. Artık nereye koştuğuna bakmıyordu. Öyle umarsızca ufka doğru koşuyordu panterimiz. Ot yiyeceğim işte ben. Ot, 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 bana ne, bana ne diye de bağırmayı sürdürüyordu. Ta ki daha önce hiç görmediği bir yere gelene kadar. Birkaç tane de Pencaplı yeşil panter görmüştü orada. Aşçı Pencaplı yeşil panterlerin üzerine çalıştıkları o gizli yemek üstünü bulmuştu. Fakat inat bu ya, ben ot yiyeceğim diye diye süratini gittikçe artırdı ve 127 bin kilometreye, yani o güne kadar Pencaplı yeşil panterlerin ulaşamadığı bir kilometreye geldiğinde artık süratten ve o süratin yüzüne uyguladığı rüzgardan dolayı ot kelimesini at et at falan diye söylüyordu. Çünkü ağzını o şeklinde getiremeyecek kadar yoğun bir rüzgar sürtünmesiyle karşı karşıyaydı o süratle. Ve tüm o süratiyle o on binlerce Pencaplı yeşil panter için yapılan ve dev bir göl haline gelen Şakşuka Gölü'ne daldı. Ve o dev Şakşuka Gölü'nde boğuldu. Uzun bir aradan sonra ilk kez jolt bazında cırtlamadan, yani boğularak ölen Pencaplı yeşil panter aynı zamanda Şakşuka'ya da benzersiz bir lezzet katmıştı. Ondan sonra gelecek olan bütün Pencaplı yeşil panterler bir daha böyle bir şakşuka yiyemeyeceklerini düşünüyorlardı. Bazı Pencaplı yeşil panterler de ben bunu yemem, içinden panter çıktı diyerek yemeği reddetti. Evet, herhalde artık gerekli ders alınmıştır ve yemek seçmenin ne demek olduğu anlaşılmıştır Cenk Bey. Umarım Erdem Bey. Umarım. Sevgili izleyiciler, bugün yine konumuzla ilgili güzide ve kaside bir şarkı ile programımızı sonlandıracağız. Ve işte şarkımız gelsin değil mi Cenk Bey? Kendi gelebiliyorsa gelsin Erdem Bey. Bizi uğraştırmasın. Biz söyleyelim.
Peki. Gel sen benim on, git de bir sümkür, vur gelişine kurban. Gel sen benim on, git de bir sümkür, vur gelişine kurban. Tey tey tey. Gel sen benim on, git de bir sümkür, vur gelişine kurban. Gel sen benim on, git de bir sümkür, vur gelişine kurban. Bun.